Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kaleme aldığı makalede sadece Türkiye'nin değil sınırları içinde varlık gösterdiği bütün devletlerin güvenliğini tehdit eden bu terör örgütüyle her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. <laughs> İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Altun'un kaleme aldığı makale 15 ülkenin gazete, dergi, haber portalları gibi 50'ye yakın haber mecrasında yayımlandı. Altun kaleme aldığı hain darbe girişimi 15 Temmuz 2016 başlıklı makalede Türkiye'nin demokratik olarak seçilmiş hükümetini devirmek hedefiyle hain darbe girişimi gerçekleştirildiğini belirterek FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin İstanbul'da köprülerin kapatılması ve tankların sokaklara çıkarılmasıyla başladığını kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere birçok devlet kurum ve kuruluşlarının bombalandığını vurguladığı makalesinde Altun, olayın münferi bir olay olmadığını, koordineli bir saldırı olduğunun kısa sürede anlaşıldığını ifade etti. Altun, FETÖ'nün müttefik ülkelerde dahil pek çok farklı coğrafyada faaliyet göstermeye devam ettiğinin bilincinde olduklarını belirterek, sadece Türkiye'nin değil sınırları içinde varlık gösterdiği bütün devletlerin güvenliğini tehdit eden bu terör örgütüyle her alanda mücadele mücadele etmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Öte yandan Altun, FETÖ'nün darbe timlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast amacıyla saldırı düzenlediğini danımsattı.